Kıymetli yoldaşlar, dostlar, değerli basın emekçileri. Hatay milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın uzun sürelik esaretinin sonucunda bugün geçtiğimiz bir saat içerisinde mecliste karar okundu. Bu karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararıydı. Ancak aslında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı yok hükmündedir. Çünkü kanuna, anayasaya göre Anayasa Mahkemesi'nin kararları yasama organlarını da, yürütme organlarını da, yargı organlarını da bağlar. Yok hükmünde olan kararın ardından gelen bütün işlemler tamamı yok hükmündedir. Tamamı yok hükmündedir. Hiçbir geçerliliği yoktur. Ne hukuk düzeninde ne de halkın gözünde hiçbir geçerliliği yoktur. Sevgili dostlar, anayasa kolay kazanılmadı. İnsanların zorlu mücadelesiyle, uzun süredir zorlu mücadelesiyle, tarihe mücadeleyle kazanmış bir kazanımdır anayasa. Anayasa varsa temel hak ve özgürlükleriniz vardır. Anayasa yoksa yaşam hakkınız, kişi güvenliği, kişi hürriyeti hakkınız, bunlar dahil hiçbir temel hak ve hürriyetiniz yoktur. Güvence altında değildir. Yarın öbür gün tam şurada sizi infaz edebilirler. Sizi koruyacak bir anayasa olsaydı keşke dersiniz. Keşke zamanında anayasa çiğnendiğinde, hukuk devleti ortadan kaldırılmaya çalışıldığında karşı çıksaydım. Bir şeyler söyleseydim dersiniz. Pişman olursunuz. Yarın öbür gün bu dönüm noktasını ya pişmanlıkla anacaksınız ya da elimden geleni yaptım diyerek vicdani bir rahatlıkla. Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Buradan bu hukuksuz kararın alınmasında en ufak payı olanlara, kararın altına imza atanlara sesleniyoruz. Bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan Gezi direnişini kirletebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ölümü reva gördüğünüz, ölüme mahkum ettiğiniz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz. Halkımıza da buradan bir çağrı daha yapıyoruz. Biz saraydan büyüğüz. Biz iktidarlardan, patronlardan büyüğüz. Bu yüzden şimdi bir kez daha yan yana gelmek, yeniden mücadele etmek zorundayız. Can Atalay er ya da geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak. Hatay halkı elbet vekiline kavuşacaktır.